Sen yat kalk da bana dua et. İki dakika daha geç kalsaydım kanatlarını uçuyordu paracıklar. Ben dediydim. Bu kız iyileşirse hiç zapt edemeyiz diye. Elini çabuk tut. Biz armut toplamıyoruz herhalde. Paketleyip götüreceğiz. Bu akşam kamyonet yola çıkıyor. Avansı da aldım. Sağ ol canım. Şaka değil yani. Akşam nişanlanıyoruz. Sonra da ciddi ciddi evleniyoruz galiba. Sahiden. 3 ay önce tanıdığın bir adamla evleniyorsun. Bence biraz daha düşünsen iyi edersin. Sen kötü olamazsın. Böyle bakan biri kötü olamaz. İyi ki çıktın karşıma. Kızıma daha iyi bir hayat kurabilmek için. Kurtuluş biletimiz oldun sen. Korkma. Sen de kurtulacaksın. Güzel kızsın. Biri elinden tutar, çeker kurtarır bataklıktan. Herkes bir gün kurtulur elbet. Herkesin bir kurtarıcısı vardır. Efendim? Berat. Oğlum ben Sevgi. Buyur Sevgi teyze. Ay ne olur kusura bakma. Saat daha çok erken biliyorum ama içime bir kurt düştü. Kimse de gelmedi aklıma senden başka. Hayırdır kötü bir şey mi var? Ya dün gece kadar evde kalmadık. Kaç kere aradım evi ama bahar açmıyor. Meraklandım. Soba da var evde. Allah korusun. Evlerden ırak. Allah korusun Sevgi teyze. Tamam ben bakarım. Haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Herkes nerede? Cüneyt Tunç'la dışarıda. Arabasından sesler geliyormuş, onu gösteriyor. İkisi de ne anlar ya motordan. Seni yalnız yakaladığım iyi oldu küçük hanım. Sen ol. Benim arkamdan iş çevirme. Anlamadım. Zühre'nin parayı sana vermediğini biliyorum. O fırsatçı Emine'ye verdi. Sen de Zühre'yi korumak için tek ayak üstünde 40 yalan söyledin. Ama şunu bil, yalan vefasız bir arkadaştır. Zora geldi mi seni ortada bırakıverir. Çok özür dilerim. O gün Zühre teyze ağlayınca Cüneyt de... Zühre'yi koruman güzel. Ama bana yalan söylemen hiç hoş değil. Bu bir daha tekrarlamazsa ikimiz için de daha iyi olur.
Zaten senin gibi akıllı bir kızın yalanla dolanla işi olmamalı. Ha. Feride meselesini merak etme. Biz Tunç'la o işi hallettik. Tunç'la mı? Nasıl yani? Yüzsüz besleme. Hala oğlumun peşinde dolaşıyordu. Yönetim masasına bir aşk mektubu yazıp bırakmış. Allah'tan benim elime geçti. Biz de Tunç'la icabına baktık. Cüneyt'in haberi var mı bundan? Hı, söyledim. Ama umursamadı. Gözü senden başka bir şey görmüyor. Seviyor seni belli. Evet. Ben söyledim. Şimdi sıra sende. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Müstakbel gelinimle aramda bir sır kalsın istemem. Yok Osman Bey. Bey ha? Bana baba demeni arzu ediyorum. Hazırlıklar başlasın. Akşama hiçbir şeyin eksik kalmasını istemiyorum. İçeride misin? Of. Abla. Ha. Gümüşlerden iki parça eksik ha. Geçen gün parlatıyordun ya, buradadırlar. Ya inşallah, inşallah. Ha, buraya koymam ama. Benim romantik kardeşim ne güzel evlenme teklif etmiş ya. Hala inanamıyorum. Dün arkadaştılar, bugün yüzük takıyoruz. Gitti geldi, gitti geldi. Örümcek gibi çocuğu ağına düşürdü ha. Nazire. Yalan mı abla? Dün de Feride'ciğin eşyalarını yaktılar ya bahçede. Feride de benim kardeşimin başını yaktı Nazoş. İstersen onu bana koruma. Aman tamam. Ben bir daha içeri bakayım. Bana kahve yok mu? Olmaz mı kuzen? Gel. Cüneyt de evleniyor. Senin nikah ne zaman? Annem iyileşsin de. O da yanımda olsun istiyorum. Dün anneme gitmişsin yenge. Evet. Nasıldı? Konuştu mu seninle? Yok, her zamanki gibi. Halam güçlü kadındır anne. Merak etme, toparlar. Onu böyle suskunluğa bürüyen şey ne bilmiyorum. Ama er ya da geç öğreneceğim. Aa, gümüşler içeri dolaba koymuştum. İçeride misin? Bahar! Hayır ya.
her elimizden. İsyanım var aşka ama ne çare. Alo, Sevgi teyze. Ben size gidemedim. Çok acil işim çıktı. Sen aramaya devam et. Tamam oğlum. Ama... Kapatmam lazım şimdi. Sonra görüşürüz. Günaydın sevgilim. Günaydın. Saat kaç oldu? Erken daha. Şu anın tadını çıkaralım. Her sabah seninle uyanmıyorum. İğrenç ya. Burada mı kaldım ben? Berat. Berat. İyi misin? Berat ne oldu? Nereden geliyorsun? Ağlıyorsun sen. Ne oldu sana? Yok bir şey. Yalan söyleme, şu haline bak. Şeytan görmüş gibisin. Ondan çık dışarı. Ne? Çık dedim. Çık dışarı ondan! Ne yapıyorsun? Çık dışarı dedim sana. Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Baktın mı hiç? Ne yapıyor? Uyuyor kız. Elleme sakın. Bunu içince uyuyan güzel mışıl mışıl uyuyacak. Sonra da prensi gelip onu öpecek. Senin kafan nasıl çalışıyor? Masal mı bu be? Hem kim yapacak bu ilacı? Sen bununla yapacaksın. Kim yapacak? Az yapmadın kızına. Mecburdum. Kızım hastaydı. Feride de hasta. Ona da yardım et. İyi be. Tamam ver. Ya tamam anneciğim. Duymamışım işte. Ya iyiyim gerçekten. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu sevgilim? Kiminle konuştun? Annemle. Geliyorlar mı? Yok, daha gelmem dedi. Süper. Bahar, ne oldu sana? Çok utandım. Annem sanki sesimden her şeyi anlamış gibi geldi. Kıyamam ben sana. Bahar,
Üzülüyor musun? Yapma böyle. Eğer üzülürsen ben kahrolurum. Senin ilgisi yok ki. Bir tanem. Dün çok güzel bir gece geçirdik. Ama eğer üzülüyorsan... kendimi çok kötü hissederim. Dayanamam sana. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Öyleyse. Sen benim karım olacaksın. Hiç ayrılmayacağız. Daha seni gördüğüm ilk anda... bağlandım sana. Senden vazgeçemeyeceğimi anladım. Ben de Kemal. Ben de. O zaman gülümse biraz. Üzülme lütfen. Biz birbirimize aitiz. Ve hiç ayrılmayacağız. Ya dondum soğuktan. Delisin sen ya. Yemin ediyorum delisin. Evet. Ne oldu da psikopata bağladın? Onları birlikte gördüm. Nasıl birlikte? Birlikte. İkisi... yatakta mı? Hayır ya. Olamaz. Yapamazlar. Ama ben sana da inanamıyorum. Ya ben sana mutlu olmanın yolunu gösteriyorum. Savaşmıyorsun ki. Sen mutluluğu hak edecek kadar cesur değilsin. Bitiriyorsun Eylül. Bırak şu kolumu, salak mısın? Cüneyt gelecek. Bu işi hemen bitiriyorsun. Evlenmene izin vermiyorum. Ne sıfatla? Eylül. Beni önemsiyormuş gibi davranma. Daha dün Cüneyt'e peşkeş çekiyordun. Al işte. İstediğin oldu. Kutla zaferini. Ben senin onun koynuna girmene izin vermeyecektim Eylül. Nikah gecesi Cüneyt'i ortadan kaldıracaktım. Bundan benim niye haberim yok? Tıpkı öteki gizli planların gibi. Benim planım değişmedi ama. Canıma minnet. Öldür. Tüm servet bana kalır. Süper fikirmiş. Şimdi çekil yolumdan. İşlerim var. Akşam nişanlanıyorum. Eylül. Sen hala burada mısın? Tunç'la lafladık biraz. Takım elbisemi alıp geleceğim. Sen de gecikme lütfen. Tamam. Kuzen, sen iş yerine bırakayım mı? Arabam var ya. Onu biz tamir ettik. Kesin çalışmaz. Beni Cüneyt'le tanıştırdın. Şirkete soktun. Bu aşkın mimari sayılırsın. Akşam mutlaka bekliyorum. Bahane istemiyorum ona göre. Kesin gelecek. Başka çaresi yok. Günü her gün böyle başlasam hiçbir şey ters gitmez.
Oo, çok geç olmuş. Hasılatı bırakmam lazım. Patron şimdi bekler. Tamam, ben de seni geçireyim. Bir an önce de şu ortalığı toplayayım. Hadi geç kalma. Hoş geldiniz. Ay öldük meraktan. O nasıl uyku? Ne yapıyorsun uykucuğum? Nerede bu para ya? Geciktim bugün koçum. Affedersin abi. Neyse, hasılat. Nerede? Bulamıyorum abi. Anlamadım. Paspasın altına koymuştum. Şimdi bulamıyorum, yok. Hadi girsene içeri. İçeri girmem. Kız nerede? Uyuyor arka odada. Duymaz seni. Oo, kimler gelmiş? Dün Tunç gelmiş. Niye haber vermedin bana? Tunç mu? Osman Kozan'ın yanında gelen köpek. Tunç. Senin Tunç. Hani şu... Evet Tunç. Baş belası. Bakın, Tunç'u tanımıyorsunuz. Kafasına bir şey koydu mu yapar. Yerinizi öğrenmiş bile. Ateş olsa cürmü kazar yer yakar. Bakalım Tunç gözlerinin içine bakarken de böyle konuşabilecek misin? Bizim kimseden korkumuz yok. Hiç. O kim oluyormuş? Osman Kozan sadece konuşur. Tehdit eder. Ama Tunç tehdit etmez. Yapar. Mahveder sizi. Feride'den bir an önce kurtulun. Bir sürede buraya uğramayın. Biz o işi hallettik.
Senin kız bu gece yolcu. Yarın da sınır dışı. Artık arasan da bulamazsın. İçki mi içtiniz siz? Yok. Bunlar ne o zaman? Çöpte de rakı şişesi vardı. Şey, Kemal ile Cüneyt abi içtiler. Dedim ya gelecekler diye. Pasta falan da almışlar. Kemal biliyormuş doğum günüm olduğunu. Sürpriz yaptılar. Hem Eylül abla da geldi. Cüneyt abinin nişanlısı. Dördünüz. Şey gelmedi mi? Ayşegül. Bahar! Yok. Gelmedi o. Kimle kaldın kızım sen? Kemal'le mi kaldınız? Anahtarın biri sende, biri de bende. Nereye gider bu para? Ne bileyim abi. Çaldılar kesin. Yo, burada duracaksın. Bak burada böyle şey istemem. Anlamadım. Koçum, arabanın hasılatı sende. Sana emanet. İster at, ister sat, istersen paspasın altına sakla. Bana böyle numaralarla gelmeyeceksin. Paramı vereceksin. Bayram abi tamam, niye bu kadar uzatıyorsun ya? Kemal öyle bir çocuk değil ki. Bizim Berat'ın da can ciğer kardeşi. Sen karışma Turan. Çıkar parayı. Parayı mı? Evet. Ben mi çaldım parayı? Orasını bilemem. Ulan. Ulan hem paramı çalıp bir de dayılanıyorsun. Kimi kazıklıyorsun sen? Hırsız. Ağzını topla. Lan bırak lan. Ne diyorsun lan? Sakin ol. Vereceğim paramı. Vereceğim paramı. Vereceğim paramı. Vereceğim paramı. Vereceğim paramı. Vereceğim. Tamam sakin ol, tamam. Çok acıktım ben ya. Bahar, Kemal burada mı kaldı? Şey... Evet anne. Ama sen burada kalabilir diye izin vermiştin ya. Ondan işte. Vermiştim de biz evde yokken hiç iyi olmamış. Nerede yattı? Salonda. Hem sızıp kaldı zaten. Sabah da nasıl kalktı, nasıl gitti ben hiç bilmiyorum. Erkenden kalkıp gitmiş. Hiç duymadım. Ben kalktığımda yoktu zaten. Neyse. Bir gören olmamıştır inşallah. Millet yanlış anlar. Bir günahınız olmasa da konuşurlar. Milletin ağzı torba mı? Şu nikahınızı yapsak Allah'ın izniyle. Hazırladık mı? Tamam. Oh. Döktürmüşsünüz ne? Anneciğim. Elinize sağlık. Cüneyt. Kemal'den haber var mı? Dün görüştüm. Gelecek mi? Hayır. Hep o pis kızın yüzünden. Oğlumu kopardı benden. Ama siz hazırlamışsınız her şeyi. Ben şu elbiseyi bırakıp yardıma geleyim. Yardım edecek bir şey yok kızım. Sen geç içeri, rahat rahat hazırlan. Anne, hadi biz de. Özür abla. Hı. Bunu odama koyar mısın? Tamam kızım.
Ne oldu? Eylül. Benim içim hiç rahat değil. Neden? Ne oldu ki? Kemal dışında bütün ailem yanımda. Senin yalnızlığın hoşuma gitmiyor. Hani diyorum, babanla telefonda bile olsa görüşsen, bana numarasını verir misin? Sen babamı tanımıyorsun Cüneyt. İnat ettiyse öyle kolay kolay dönmez. Babam gibi yani. Ben onların dilinden anlarım. Tatsızlık çıksın istemiyorum Cüneyt. Bu akşam güzel geçsin. Daha sonra konuşursun babanla. Peki tamam. Ben gideyim de sen hazırlan. Söylüyorum, şu halinden belli senin ne mal oldun. Hırsız! Lan hala konuşuyor. Ulan ben seni... Tamam, bırak. Konuşalım. Ya patron bir dur konuşalım. Ne konuşacağım seninle? Sana güvendik, getirdin adamı. Herif hırsız çıktı. Vereceğim lan paranı, vereceğim. Tamam Kemal, tamam. Tamam gel sakin ol. Söke söke alacağım senden o parayı. Defol git şimdi. Ya patron, Kemal öyle şey yapmaz. Geri git. Sana güvendik, adamı getirdim buraya. Paramı getireceksin. Yoksa giremezsin bu durağa. Ulan senin de, işinin de. Ödeyeceğim lan paranı, rezil herif. Hadi getir Yıldız'cığım. Uyusun, sorun çıkarmasın. Şurayı geçmeyecekmiş. Adam öyle dedi. Sonra ölür falan. Başımıza bela almayalım. Tamam. Cüneyt. Cüneyt. Emine, telefonum nerede? Bak sen zilliye. Sizin ev işi. Ev mi? Tutacağız galiba. Yani Kemal adamlarla konuşacaktı bugün. Yarın bakacağız diye. Nikah ne olacak?
Konuştunuz mu gününü falan? Öyle kesin bir şey konuşmadık ama... Yani Kemal yaza kadar beklemeyelim diyor. Evi tutup günü de hemen alacağız biz. Alın da... Nasıl olacak bilmem ki. Ben bakıyorum. Kemal? Ablan içeride mi? İçeride. Kemal? Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evi tutamıyoruz. Neden? İşten ayrıldım. Durakta çalışmıyorum artık. Ne? Ya siz ne zaman bir araya geldiniz? Hangi ara evlenmeye karar verdiniz anlamadım vallahi. Ben de anlamadım. Bir baktım Eylül'ün yörüngesindeyim. Birbirimizden emin olunca da beklemeye gerek duymadık. Elbette. Cüneyt artık hep ileriye bakmalı. Evinde huzur, mutluluk bulmalı ki... İşinde daha başarılı olsun. Şirketimizi daha iyi yerlere taşısın, değil mi? İyi akşamlar. Selam. Bakın size nergisi getirdim. Ne iyi ettin? O da aileden. Hoş geldiniz. İşte benim güzeller güzeli gelinim geldi. Konuştum. Çok selamım var. Babamı ikna edip en kısa zamanda geleceklermiş. İşte bu güzel haber. Zühre abla, bunu nereye koyayım? Şöyle geçelim. Herkes geldiğine göre başlayalım. Bırakın, bırakın beni, ne olursunuz uzak durun benden. Dur be kızım. Ne olursunuz yapmayın, ne olur. Lütfen Emine ablanı alırsın ha.
sinirleri kırılsın kim çaldıysa. Üzülme. Ya olan olmuş, yapacak bir şey yok. Üzülmüyorum. Kızıyorum sadece. Ya o herifin üç kuruşuna tenezzül edecek adam mıyım ben? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Senin kim olduğunu bilseler böyle davranmazlar. Ya ama ya benim de aklım almıyor. Ya cam kırılmamış, kapı da zorlanmamış. Nasıl oldu bu iş? Ya duraktakiler desen hepsi tanıdık. Hayatta böyle bir şey yapmazlar. Ben de anlamıyorum. Hayır, girmişsin minibüse. Azıcık parayla yetinme, götür minibüsü. Orası da bir saçma. Evet, nereye? Ben bir dışarı çıkayım. Hava almam lazım. Evde duramıyorum. Yaptım istediğini. İstediğimizi. Neyse ne. Anlatsana. Neyi anlatacağım ya? Ya işte nasıl yaptın? İşte yedek anahtarla açtım kapıyı, girdim içeri. Evet. Kemal'in zulasının yerini tahmin ettim zaten. Ay, sonra? Ne sonra sonra ya, Allah Allah. Girdim içeriye, aldım parayı. Kemal de parayı veremeyince patrona, patron kovdu. Yani parayı onun çaldığını düşündü. Berat, kapıyı aç! Açsana şu kapıyı! Beni tebrik etmeyecek misin? Tebrikler. Teşekkürler. Sayende. Bu daha başlangıç. Feride'yi unutturdum. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Bu o kadar kolay değil. Neyi fark ettim biliyor musun? Sen aradan çekildikten sonra her şeyin daha kolay olduğunu. Peşini asla bırak. İstediğini yap. Cüneyt benim artık. Feride geçmişte bir yara. Sen de bittin. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Sen bir zavallısın Tunç. Planları işe yaramayan bir zavallı. Müstakbel işimi yalnız bırakmayayım. İzninle. Birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi? Öyle. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. Sizin için önce hep iş geliyor değil mi baba? Orası öyle. Buralara gelmek kolay değil evlat. Eylül'ün babasının Amerika'da bir şirketi var. Bizim mobilyaları orada pazarlayabiliriz. Evet. Bizim için harika olur. Araba ne zaman gelecek? Eli kulağında. Ararlar birazdan. İyi.
Bu güzelliğe çok yazık olacak. Orası olmaz. Mutfağa geç. Açsana şu kapıyı! Ne var be? Sen mi yaptın? Ne diyorsun oğlum? Bunu da mı yapacaktın gerçekten? Ne diyorsun oğlum? Açık konuş. Geveleme ağzında. Kim var içeride? Kimse yok. Nereye gidiyorsun oğlum? Nazire teyze bizde Berat. Kimi saklıyorsun içeride? Sen fazla oluyorsun ama ha. Bırak be. Ne işin var burada senin? Hiç. Ben seni sormaya gelmiştim. Niye saklanıyorsun o zaman? Ben istedim. Çünkü beni suçlayacağını tahmin ettim. Ne çeviriyorsunuz siz yine? Kemal saçmalıyorsun. Bana yalan söyleme. Oh, var ol bakalım. Cevap ver. Kumpas mı kurdunuz yine bana? Kemal. Oğlum. Hadi bas git şimdi buradan. Çık. Sağ ol canım. Tunç nerede? Yine bir telefon gelmiştir. Boş verin onu. Biz keyfimize bakalım. Ne mutlu bize ki ailemiz genişliyor. Ferman, Eylül de senin gibi ailemizin bir parçası oluyor artık. Damadım bize her zaman destek oldu. Bizi gururlandırdı. Seninle de aynı mutlulukları yaşayacağımızdan eminim. Nazire! Şampanya getir. Hemen Osman Bey. İzninizle. Telefonumu unutmuşum. Yavaş ol, yavaş ol. Hadi çabuk. Daha diğer kızları da alacağız. Başka kızlar da mı var? Ne sandın? Alo. Neredesiniz? Şimdi çıktık evden. Ancak yarın akşam sınırda oluruz. Terslik istemiyorum. Acele edin. Tamam, tamam. Eylül. Neye acele edecekler? Annem, babamı ikna etmesi için acele etmesini söyledim. Gerçekten bunu da yaptın mı? Oğlum, sen de her şeyi yanlış anlıyorsun ya. Kemal, bak sinirlisin şu anda. Sen hiç karışma. Sen de işin içindesin. Yazıklar olsun bana. Nasıl yaptın bunu? Miden nasıl kaldırdı? Rezilliğiniz sizin olsun. Ama ne yaparsanız yapın yıkamayacaksınız beni. Bahar'la ayıramayacaksınız. Güzel günlere. Hadi bakalım.
Nazire, sen de al bakalım. Uzun zamandır ilk defa böyle bir kutlama yapıyoruz. Mutluluğunuza. Mutluluğunuza. Hı, Cüneyt, siz dans etmediniz. Evet. Abla yapma. Olmaz öyle şey. Açılın. Delirdin mi be adam? Kaza yapıyorduk. Çekil önümden be. Kız nerede? Bizde kızımız yok. Bas git belanı bulma. Öyle mi? Şunu idare edin. Kolay olmayacak demiştim sana Eylül. Benden kurtulamayacaksın.